Selamlar millet, ben MVP Noobcraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bu fırın sistemine bir kelp sistemi bağlamıştık canlı yayında. Hemen şöyle üstümü giyinip size onu, orayı bir göstereyim abi. Canlı yayında böyle derme çatma kabaca yapmıştık camlarla. Ama o camları hem simetrik değildi hem de güzel durmuyordu. Ben kırdım ve kırarken çok zorlandım abi. Camı kırması çok zor bir şey ya. Şu Minecraft şunu hızlı kıracak bir şey getiremedi ne yazık ki hala. O yüzden buzlarla yaptım bu sefer ve bunları bir daylight sensöre bağladım. Şurada aşağıda görüyorsunuz. Günde iki kere, bir geceden sabaha bağlanırken, bir de sabahtan gece bağlanırken çalışıyor. Ve bana deli gibi kelp üretiyor burası abi. Sandıklarım full dolmuştu. Demin çalıştırdım, pişirdim. Bayağı bir pişmeye başlamış hatta. Yani çok olmadı, şu 10 dakika falan olmuştur maksimum. Ne 10 dakikası ya? 2 dakika falan olmuştur maksimum. Böyle vızır vızır çalıştırıyor bunlar, iki kat hızlı pişirdiği için gördüğünüz gibi. Şimdi bu bölümde de şöyle yemeğimi de sol elime alayım. Bu bölümde de yine tam otomatik bir sistem yapacağız. Bu sefer abi Minecraft'ta ihtiyacı asla bitmeyen abi odun farmını yapacağız. Şurada ben bir yer ayarladım buraya. Bu farmı yapmak için. Buraya yapacağım bu farmı. Çok uzak olsun istemiyorum. Base'imdeki diğer şeyler de çalışsın en azından. Ben buradayken şu şeker kamışı falan veya bu taraflara atacağım başka farmlar olabilir. Onlar çalışsın İstiyorum. Yerin altına yapmak istemedim. Yerin altında da şey sıkıntısı olur abi. Güneşi görmediği için işte yavaş büyüme, fazla bombil basma falan sıkıntısı olur. Üstüne cam bloğu koyarım aslında. Güneşi gösteririm bir şekilde ama gene de yavaş büyüdüğü zaman acaba yukarı yapsaydım daha mı hızlı büyüyecekti falan. Bir hissiyat oluşacak bende. O yüzden ona gerek yok. Şeker kamışları ne kadar dolmuş. En son şuralar falan doluyordu aynen. İkinci sıraya da geçmiş. Tamam, güzel. Ben kullanıyorum sürekli buradan ihtiyacım oldukça. Şimdi yapacağız bu odun farmını, ancak ben burada yapmak istemiyorum bu odun farmını çünkü bayağı uğraştırıcı bir farm. Böyle survival'da anlatırken birazcık zorlanacağım, hem de tam bir tutorial gibi olmaz. Tutorial gibi olmasını istediğim için geçiyorum abi kreatif dünyama. Kreatif dünyamda yapıyorum onu. Hemen hop geçiyoruz. Evet, geldik. Burası benim kreatif dünyam. Böyle arkamda bir sürü şey var. 1.13'te de kullanmıştım burayı. 1.14'te de bakın mekanizma, burada çeşit çeşit mekanizmalar denedim. Bu son yapacağım ve buna benzeyecek muhtemelen. Şurada bir değişiğini denemiştim. TNT duplicator'larla bunu sınırsız hale getireceğiz abi. Full AFK bir odun farmı. Şimdi bize gerekli malzemeler, aslında şu başlangıç için anlatmak için şu bir toprak alalım. Observer. Yine bir referans blok alalım. Observer aldık. Stick piston lazım burada bir tane. Bir tane dispenser lazım ve dispenser'ın içinden bir tane bit stick şöyle bombil alalım ve bir tane trapdoor alalım abi. Şimdi çok yerin altına yapmayayım. Gene havaya yapayım. Siz de görün, hem de yerin altına yaparsanız kazmakla uğraşırsınız aşağısındaki sistemleri. Şöyle havaya yapalım ki yaptığımız şeyin nasıl bir şey olduğu tam olarak görülebilsin. Şimdi buraya mesela ağacı ekeceğim ben. Allah'ım, bu taraf dur şey olur. Azıcık daha şöyle açılayım. Öbür farmlara yaklaşmayalım. Şöyle az daha gidelim. Tamam, şurayı uçuralım şimdi. Buraya fidanı koyacağım yer benim. Burası, buraya fidan koyacağım ve bunu büyütmek istiyorum. O yüzden şuraya bir tane dispenser atıyorum ve içi bombil dolu olacak abi bunun. Buna sonradan hopperlarla istediğiniz kadar sandık ekleyebilirsiniz. Bu bombili sürekli buraya basacak. Sonra şöyle yukarı bakacak şekilde bir tane observer şuraya atacaksınız. Bakın böyle. Ve bana bir tane komparatör lazım. Hemen alalım şöyle. Bir komparatör de bunun üzerine bu şekilde koyacaksınız ki buraya item geldiği zaman bakın okuyor. Bunun içi dolu olduğu için bombille, itemla okuyor. Bunun içini boşalsam okumayacaktır. Boşaldığı zaman zaten sistem duracak. O yüzden bunun içini dolu tutacağız abi sürekli. Sistem çalışsın istiyorsak, ki zaten mecburuz. Çünkü ağacın kendi kendine büyümesini bekleyemeyiz. Ondan sonra şu altına bir tane referans blok koyuyorum. Biliyorsunuz ki bunun içine sinyali iletecek ve şöyle yana doğru bir tane sticky piston. Bu bildiğimiz klasik aslında ağaç farmı. Sticky piston, yani yapışkan pistonun ucuna şöyle bu sefer yukarı bakacak şekilde bir tane observer ve bir tane observer da şu sisteme sinyal iletsin diye. Bu üzerine yapacağımız hop neydi? Piston sistemine sinyallesin diye koyacağız. Bunu sticky piston öne edecek ve şunu okuması lazım. Bu sinyali şuna iletmemiz lazım. Yani şöyle kırdığım zaman bakın hop iletti. Blok geldiği zaman böyle öne edecek ama şunu bir ters çevirmek istiyorum. Allah, yanlış şeyi kırdı. Dur, koy tekrar. Ha. Tamam. Burada ya şimdi bakın, koyduğumda itecek. Bu pistonlar öne itince tekrar geri gelecek. Sonra şunun piston mekanizması var. Normal piston alalım abi buradan. Piston mekanizmasını da şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane koyuyorsunuz abi. Biz şu küçük boyutlu şeyden, oak sapling'den
çıkan neydi? Meşe ağacı. Küçük boyutlu meşe ağacını öreceğiz. Onun küçük büyümesini garantilemek için bir iki tane koyuyorsunuz abi. Ve bana slab lazım. Slab ne var elimizde? Güzel sileplerden şöyle bir silep kullanalım. Şöyle bu tarafını kapatıyorsunuz. Bakın 2,5 blok yukarıda olacak. Yani 2 bloğun hemen üstünde olacak. Buraya koyduğumuz sapling o küçük saplinglerden yani en fazla 5 uzunluğunda olacak. Burada 5 tane pistonumuz olduğu için de bunu iletecek. Şimdi sinyalimiz buraya kadar geliyor. Bunu şöyle bir blok yukarı alabiliriz. Ve ondan sonra şu tepeye bir sinyal taşımamız lazım. Yani buraya. Ve şu alt tarafa da şöyle sinyal taşıyabiliriz oradan. Bakın. Buraya sinyalimiz gelecek değil mi şimdi? Nerede? Redstone. Bir tane redstone alalım şöyle üzerimize. Redstone. Buraya redstone koyarsam burada bir circle olur ve muhtemelen bunun ikisini birden çalıştırmaz. O yüzden buraya şey atacağız abi. Yenileyici yani repeater atacağız. Şöyle şunu da çekelim elimizden. Buraya repeater attık ya. Şöyle göstereyim. Bakın buraya ağaç büyüdüğü zaman hop öne itiyorlar. Gördünüz mü? Mesela şöyle 5 boyutunda bir ağaç büyüdüğünü varsayalım. Koydum. Hop. Hadi bakayım. Tamam. Buraya kadar okey. Şimdi bunu buraya kadar itiyoruz abi. Ve ben şimdi şöyle bir sistem var. Bu ekleme normalde şeylerde yok. Biz Ali ile konuştuk bunu. Ali bana dedi ki abi yaparsın çok kolay. Hakikaten de kreatifte denedim. Yapabiliyorum. Bu sistemde sapling kasamıyorsunuz. Çünkü yapraklar kırılmıyor. Sadece odunları itiyor ya. Bize sapling de kasabilmek gerekiyor. Çünkü yoksa yani burada sistemi çalıştıracağız. Bir süre sonra şeyimiz bitecek. Fidanımız bitecek. Fidan bitmemesi için abi şöyle... Şimdi buraya kadar geliyor ya. Şuradan ilk önce gene bir referans blok koyayım. Şuradan şurayı itme abi. Şuradan itmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 diyorum ben çünkü buraya kadar yaprak olabiliyor. Tamam mı? Ondan sonra 6 tane de bu tarafına iteceğim ben bunun. 1 Değil mi? Doğru hizadayım aynen. 2 3 lan 3 4 5 ve 6. Koyamadık. Heh, 6. Ve bunun abi birkaç tane yana doğru uzatacağım. Yani tam sadece bu sırada yaprak bitmiyor ki. Şöyle yanlarında da bitiyor. Şöyle 3 sıra uzatsak yeter mi? Biraz deneriz şimdi. 3 sıra uzatalım bir. Şöyle full dolduruyorum buralarını pistonla. Tamam buraya kadar full doldurduk ya. Şimdi abi şu arkasını en üstten bir altından daha sinyal geçireceğim. Bu geçen sinyaller muhtemelen en alttakine de ulaşır değil mi? En alttakinden geçmeye gerek var mı sinyalin? Aslında varmış lan. Galiba var. Dur bir bakalım sinyaline nasıl oluyormuş. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Gel abi sen böyle bir. Sinyali şuradan alırız. Ama denemek için şöyle üstümü bir boşaltayım. Bir tane torç alalım. Sinyali bir test edelim abi. Şimdi sen geldiğin zaman şunu da bire versene. Hangileri çalıştı? Bu ikisi çalıştı. Tamam güzel o zaman abi. Çok en alta inmemize gerek yokmuş. Sonra gene sileble şuradan yukarı taşıyalım sinyali. Şuraya atmam lazım şey koyabilmek için. Ve buraya bir tane blok koyarsam buradaki sinyal kesilecek. Dur blok koymayacağız. O zaman buraya da slab koyacağız. Şuradan sinyali taşıyalım. Bakın bunlar da çalıştı. Ve gene aynı şekilde bir üst kata daha taşıyalım bunu. Şöyle altına şuraya koyduk. Tamam güzel. Şuraya ve şuraya da sinyali taşıdık mı? Tamam. Bakın sinyal buraya kadar geldi. Bir saniye lan. Arada boşluk. Odun sırası. Şunu bir tık geriden koymam lazım. Bunu öne koymuşum. Şunları bir tık geri alacağım ve arkasına aynı şekilde sinyal çekeceğim. Şuradan olacak. Çünkü bunlar da öne geldiği zaman buraya gelecek. Bu ortadaki odunu itmesinler sağa sola. Hemen burayı da halledeyim bir. Tamam şimdi buradan sinyalini taşırız biz bunun. En alttan veririz değil mi? Sıkıntı olmaz. Şuradan alırız sinyalini. Gene aynı şekilde şuraya. Yok pardon oraya değil. Bir altına şuraya. Şuraya. Ve şuraya abi koyduk. Tamam güzel. Şimdi buradan sinyalini taşıyalım bir bunların. Tık 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 tık. Tamam. 3 sıra yaptım ama yetmezse dediğim gibi 4.'ü de yaparız ama muhtemelen yetecektir. Şimdi şunu bir kır abi. Piston kapansın. Buna bak ikisi de açık olduğunda şöyle bir görüntü olacak. Ortada sadece odun kalacak ve bu kenardaki yaprakları bu sayede kıracağız. Şimdi şunları kıralım. Sinyali biz buradan alabiliriz. Şuraya çeksem ve şuraya atsam gelir değil mi? Aynen öyle. Tamam buradan alalım. Şöyle yapayım ve buradan repeater'la dağıtayım artık sinyali. Hatta bunlara böyle bir tık gecikme verelim. Pat diye hızlıca çalışmasınlar. Şimdi bakın şöyle bir şey olacak. Ben de tabii ki şurada falan duracağım. Bunu ekmek için. Şeyleri ekmek için. Bunun altından da böyle girip çıkabiliriz. Şöyle hatta yolumuz olsun.
Şimdi şöyle bir şey var, hemen düzelttiğim yeri göstereyim size. Buradan almıştım sinyali aşağı koyup, buradan alamıyoruz abi. Şu yandan alacağız. Bu alttaki küçük ufaklıktan alıyoruz. Şimdi buraya bir tane blok geldiği zaman hem bunlar... Allah ne biçim hızlı oldu lan o. Bir saniye biz de görelim. Evet tamam. Bunlar ve onlar aynı anda çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunun yenilenmesi lazım. İçindeki bombili bu önündeki fidana basabilmesi için. O yüzden şöyle iki tane observer'ı birbirine baktıracağız. Şunu baktırdım, bu yukarı bakıyor, bu da aşağı bakıyor. Bakın abi pıt 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 bombil basıyormuş gibi yapıyor şu an. Çalışıyor ama bakın içine bakın, bombili harcamaz. Yani eyvah bombil boşa gidiyor diye panik olmayın. Şuraya bir tane fidan ettiğimiz zaman, şimdi fidan büyüyünce ne olacak görelim. Büyüdü. Hop bakın. Yandan pistonlar geldi ve şeyleri kırdı. Bakın aşağıda sapling var. Ben burada duruyor olsaydım gördüğünüz gibi üzerime gelecekti bunlar. Ben burada bu şekilde sağ klik basılı şekilde AFK bıraktığım zaman sürekli odunlar büyüyecek ve arkaya doğru iteceğiz abi biz bunları. Şimdilik ilk kısmı tamamladık. Sistemi durdurmak için de buraya bir level ve sinyalini açıyorsunuz abi, tamamdır. Bakın sistem durdu. Yani buraya gördüğünüz gibi şey gelmiyor, yaprak gelmiyor ama isterseniz emin olmak için piston sırasını siz 4 ya da 5 yapabilirsiniz ama 3 kafi. Aslında bizim şuraları kırmamız lazım. Belki buralara da koysak ama yani buradan kırsam bile bu benim üstüme gelmeyecektir abi kolay kolay. Belki şuradaki gelebilir. Gerisi bunların üstüne düşecek. Bunların altını da minecart hopper'la falan çekmem lazım ama aslında minecart hopper'la bunun altını çekebilir miyim? Olabilir ya. Minecart hopper'la toplayabiliriz. Bakın burada da fidan kalmış. Tamam. Şimdi bunu uzatacağız. Nereye kadar uzatacağız? Hemen bir bakalım abi. Pistonun itme gücü yanlış hatırlamıyorsam 15'ti. Bir ikimiz var. 3. Ben aşağı ineyim de beni ittirip durmasın. 4. 5. 6. 7. 7. 8. Çok hızlı olmayacağız. 9. 10. 11. 12. İtemediği yere kadar bakacağım. İtemiyor musun artık? Bitti mi? 12 itiyormuş galiba. Aynen 15 değilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynen öyle. Piston 12 tane itiyormuş. Buraya geldiği zaman normalde sinyal öne iter. Ama ben bir tık garanti olsun diye buraya kadar gelmesini istiyorum onların. Yani buraya gelmesin. Sonuncu şey yapmayalım. Aslında hiçbir sıkıntı çıkmaz ama ben gene de server'daki lag'ı falan düşünüyorum. O ittiği sıra... O ara pistonlara lag girer, itemez ve 12 tane bloktan fazla olduğu için burada itemeyeceği tutar diğerlerinin. O yüzden bekleyeceğim. Şimdi bu en fazla 5 uzunluğunda oluyor ya. 1, 2, 3. Şimdi ben TNT'yi şu hizada patlatmak istiyorum. Yani 3 sağına 3 soluna kadar uzamak istiyorum. 1, 2, 3 dedik. Şurası TNT sırası. 1, 2, 3 tane de buraya gidiyorum. Yani 7 pistonluk, 7 piston uzunluğunda bir yer yapıyorum bakın burada. Çok da uzun değil. TNT'yi de tam şu üçüncüye düşürdüğümüz zaman TNT üçer blok köşeye kadar vurabiliyor. Şimdi şunun üzerine de böyle gene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 5 sıra dolduracağım. 5 sıra odun geliyor ya buradan. 5 sıra odunu da öne itelim. Tamam bakın buraya kadar geldik. Bu odunları tamamen doldurduğumuz zaman buraya kadar uzayacak. Şimdi bunlar da öne itmeye başlayacak. O da nasıl olacak? Ben birazcık şurada sapling ekeyim ve sürekli bu sistem öne kadar bassın. Nasıl uzadığını bir görelim. Tamam. Bakın buraya kadar geliyorlar. Gördüğünüz gibi buradan sonra gelmiyor. Ama ben tabii şu sırayı da iptal edeceğim. Şimdi sistemi bir durduralım. Durdur tekrar. Ve şimdi bu sistemi bunları da öne itecek şekilde bu pistonları da ayarlamak lazım. Bunları da gene aynı şekilde şöyle en üstünden 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şu en altından da çekelim. Şu sinyali bir de pardon o sinyali değil. Buradaki sinyali taşımamız lazım şuraya. Buraya kadar geldiği zaman biraderim sen bunu bir çalıştır diyeceğiz biz buna. Onu nasıl yapacağız? Onu da şuraya aynen bu bir altın olacak. Şurada bir tane redstone torch koyacaksınız şuraya. Redstone torch'un sinyal iletme özelliği var ya, nasıl göstereyim size onu? Bakın şuraya bir tane mesela redstone tozu koyalım. Şimdi üzerinde blok olmadığı için buraya iletemiyor. Ama bunun üzerine blok geldiği zaman bakın sinyal bu bloğa, bu bloktan da buna gelmiş olacak. Yani bu odun buraya geldiği zaman bunu ilet diyeceğiz biz. Onu da şuradan yukarı taşıyalım. Şöyle alayım, şöyle alayım. Bana bir tane repeater ver, sinyali güçlü çıkaralım buradan. Bir tane repeater alalım. Şöyle sinyali buraya ilettim ve buradan sinyalimizi taşıyalım. Lan itmesene dur. Tamam onu şey yapınca sinyali çalıştırdı hemen. Buradan da sinyalini yukarı çıkaralım bunun tekrar. Şuraya nerede lan sileplerim benim? Şu sileplerden versene bana. Heh.
Gene şuraya ve şuraya lan şuraya koyalım. Şunu kır şöyle. Heh. Şu sinyali şuraya kadar uzatayım. Buradan yukarı çık abi sen. Ya da hatta buradan değil şu taraftan yapalım dur. Aynı sinyali buradan yukarı çıkaralım. Şu şekil öbür tarafta yaptığımızın aynısı ya. Şöyle kırdım ve şu şekil. Şimdi buradan böyle ilettiğimiz zaman tamam. Şimdi bakın şu son sırayı kıracağım bir. Size göstermek için şurayı da kırayım. Lan dur ne çalışıyorsun? Şimdi tamam değil mi? Şunları toplayalım yerden. Şimdi şu tarafa geldim. Sistemi bir açalım. Sistem çalışıyor. Okey. Burada bir sıkıntı var mı? Demin çalıştı. Yok. Şuraya bir tane sapling attım. Bakın şimdi sistem çalıştığı zaman ne oluyor? Gelecek. Büyüsün ağacımız. Ağacın büyümesini bekliyoruz. Büyüdü. Öne itti ve tekrar öne itti. Gördünüz mü? Bize 7 blok daha uzamalık şey bıraktı. Ve 7 blok daha geldiği zaman bir daha diyecek. Ve burada 7'ye 7 yani kocaman 7 çarpı 12'lik bir kütük yığını olacak. Şimdi burası dolana kadar ben tekrar şurayı dolduruyorum. Normalde şuraya odun koya koya şunu yapabilirim şu şekilde hızlı hızlı. Ben şu şekilde sanki ağaç büyümüş gibi bu tarafı böyle öne ittirtiyorum ve dolduruyorum. Tam anlamıyla nereye gelsin? Elimle veya fiil komutuyla doldurmayacağım. Pistonlar çalışsın. Evet sonuncuyu da koydum ve gördüğünüz gibi artık itmiyor. Nasıl bir yığın oluşmuş? Bakın bu arkaya itti sonuncuyu bu sefer. Ulan bu buradan çıkacak o zaman daha. Aynen ha. Bunu hesap etmedik. Dolarsa. Tabii ki asla dolmayacak. Şurası olmayacak abi. Yani o yüzden rahat olabilirsiniz. Şimdi sistemi bir kapatalım. Çıt 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 etmesin. Sen sus bakayım. Bakın buraya kadar böyle bir kütük yığın oluyor. 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13.sü bu öne iteceği sıra burası da olmayacak. Şu sırayı kırdığı zaman. Yani hep 12'ye 7'lik bir kütük yığını olacak burada. Şimdi burada birazcık pahalı bir yönteme başvuracağız. O da bulamayacağım sanırım. Şöyle obsidyen. Obsidyen alacağız çünkü TNT'nin zarar veremediği blok abi obsidyen ve şu en altın ortasına bir tane obsidyen koyacağım. Ve ben TNT'yi buraya düşürmek isteyeceğim. Tamam mı? Ağaçlar patladığı zaman bu obsidyen zarar görmesin. Ve yumruk atmayayım iyiydi çünkü kreatifteyiz ve kırıyoruz. Şimdi obsidyenden şöyle yani ağaçların en alt bloğundan şöyle 3 blok aşağı iniyorum. Ve şu obsidyenden de şöyle 1, 2, 3 çıkalım. Ya garanti yapmaya çalışıyorum. 1, 2 mi oldu burası? Şurası 1, 2. Şöyle 3 olsun. Çok da dışarı gitmemize gerek yok. Şurayı da pardon. Şurayı da kıralım. Şöyle şunun altını dolduracağım. Bu tarafa da 3 geldi mi? Bu tarafa da 3 gelelim. Böyle şey olmasın. Yanlara patlayanları da. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Obsidyene zarar gelmeyeceği için ben bunun direkt yanını böyle örebilirim ya. Aynen aynen. Şöyle bakın şöyle yapalım. Hiç uzaklaşmaya gerek yok. Obsidyene zaten zarar gelmeyecektir. Üste patlayanlar olabilir. Üstünü birazcık doldururuz. Şöyle ama altını ineceğim çünkü buradan su akıtacağım ve suyla toplatacağım. Bu taraftan da aynı hizadan çekelim. Sanıyorum gerek olmaz. Yani garanti olsun istiyorsanız şöyle birazcık uzaklaşıp oradan hattınızı çekebilirsiniz. Ben şimdilik buradan çekeceğim. Bir deneyeceğim bakalım sıkıntı oluyor mu? Şöyle bu sıraya kadar şöyle obsidyenimi yaptım ve şuraya bir obsidyen duvar örüyorum abi. TNT'nin zarar veremeyeceği blok olarak. Şimdi buraya kadar geldim. Birazcık daha yükseltmek istiyorum çünkü bazen TNT şunun üzerine denk gelebiliyor. Aslında çalıştırdığımız zaman yani survival'da gelmeyecektir ama burada denerken gelecektir. Burada patlayan blok da dışarı gitmesin. O yüzden içeride kalsın. Şöyle 1, 2 hatta 3 blok şöyle yükselteceğim duvarımı. Kenarları yapıştırdık ama altını ve üstünü 3'er blok boşluklu bıraktım. Burası şey payı olacak. Şimdi birazcık daha şöyle geri gidelim çünkü bu buraya kadar gelmeyecek. Şöyle şurayı da dolduralım. Tamam bakın buraya kadar çektim ve şunun da üzerinden şöyle çekeceğim. Bunun altından girecek zaten bloklar. Bu tarafa da sıçrama falan olmasın. Burayı doldurduk ve alt tarafını da aynı şekilde dolduracağım. Şura hizamız. Bu bloklar bu blokların arasından girecek şey. Şu kütük yığını, bu pistonların ittiği kütük yığını bu blokların arasından girecek ve buraya gelecek. Tabii bunlar şimdi patlayınca aşağı dökülecekler. Ve altından toplamak için ben bir su yöntemi kullanmak istiyorum. Su çünkü TNT bazen şu tek bloğu ıskalayabiliyor. Yanından, sağından, solundan, arkasından ve önünden düşebiliyor. Buraya da 9'a 9'luk bir blok yapmak istemiyorum. TNT'yi tam
garanti tutmak için. Lagda bakta sıkıntı olduğunda, aşağı düştüğünde, suyun içinde patladığında da etrafa zarar veremiyor zaten. O yüzden şuradan şöyle hattımızı çekelim. Şimdi bir yağ bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de aşağı inmemiz lazım. Biliyorsunuz su 7 blok akıyor. Ya da yeni bir su kaynağı oluşturmanız lazım burada. Gerek yok. Tek su kaynağını kullanalım. Şöyle bu tarafı da dolduruyorum. Gene obsidyen kullanıyorum. Garanti olsun. Patlamayacağından emin olalım abi. Sonra şu tarafa kadar geldim. Burası da tamam değil mi? Aynen. Sonra şurayı da dolduralım. Ve şöyle. Tamam. Şimdi buradan, burada artık toplama sistemini hopper'la yapabiliriz. Bana bir adet hopper, trap chest olmasın, normal chest ver. Lan H nerede? Heh. Şunu da alalım. Şimdi sandığımızı istediğimiz gibi koyabiliriz. İstediğimiz yere çekebiliriz. İstersek item asansörüyle buraya önümüze falan da getirebiliriz. Ama gerek yok. Ben şimdilik şurada görmek için şuraya bir tane sandık atsam yeterli benim için. Hatta şöyle atayım. Orada da bir boşluk oluşmasın. Şöyle bir, iki dedik. Şunları bağlayalım, şu hopper'ları. Lan yukarıda duramıyorum ha. 2, 3. Şuraya bağladım. 1, 2, 3. Buraya bağladım. Şimdi şuradan suyumuzu verelim abi. Water. Şu sırayı komple şöyle su yapalım. Tamam, bakın bu öne akacak ve hopper'ların içine kadar malzeme gidiyor. Mesela şuradan şöyle nasıl yapalım? Şöyle doldurayım üzerimi. Bunun neresine atarsanız atın. Yanlış item. Şöyle. Bu zaten hopper'lara gidecek aşağıdan suyu vasıtasıyla ve hopper'lar çekecek ve sandığa zaten dolduracak, klasik toplama yöntemi. Bunu biliyorsunuz, bakacağız buradan sandığımıza bütün malzemeler gelmiş olacak. Şimdi üzerimi tam bir boşalttım ve bunun geldik abi TNT Duplicator kısmına. Hadi oraya geçelim. Şimdi üzerimize bir tane TNT alıyoruz. Bize burada slime block lazım. Nerede slime block? Heh. Slime block lazım. Sticky piston lazım. Nerede lan o? Ha. Bir adet wall lazım. Yani duvardı galiba bunun Türkçesi. Cobblestone wall vardı ya, sonra çeşitli wall'lar geldi. Cobblestone wall alalım. Sonra bize activator rail mıydı? Detektör rail mıydı lan? Activator rail mıydı? Dur bir saniye, hemen bakayım. Bu neymiş? Detektör rail'miş ya. Tamam. Bakın ateşledik TNT'yi. Tabii o duplicate olmadan gittiği için yenisi yok. Tamam, bir tane detector rail aldık. Bir tane minecart aldık o sıra oraya gittiğimizde. Başka bir şey lazım değil sanırım. Tamam, burada şu an önemli olan yönü. O yüzden biz şimdi TNT'yi şuraya düşüreceğiz. Bakın TNT buraya da düşebiliyor bazen, dediğim gibi. Lagdan şuraya TNT düşüyor ve buradan patlayıp yukarıdakini tetiklemesin. O yüzden bir tık yüksek yapmakta fayda var. Biz şuradan düşürelim. Kafi. Şurayı da kırdım. Tamam. Şimdi nasıl olacak biliyor musunuz? TNT şu wall'un üzerinde olacak. Şimdi şeye bir bakmam lazım yalnız. Wall'a şöyle iki tane şey bağladım ama bunun default yönü neresi? Böyle. O zaman yani minecart'ı tek koyduğunuz zaman, bakın şöyle göstereyim. Burası neresi oluyor? Sol tarafta görüyorsunuz. South veya tam tersi north yönü. Bunu detektör rayı ile bu şekilde, yani daha doğrusu herhangi bir rayı bu şekilde koyduğunuzda bakın yan oluyor. Bunun yönünü çevirmek isterseniz böyle yanına bir tane koyuyorsunuz. Bu da Ali'nin dediğine göre, vallahi Ali'nin yalancısıyım, hani çok hakim değilim o mevzuya. TNT'nin düşeceği bloğu kaydırması, yani benim o bahsettiğim sağa sola da düşebiliyor dediğim şeyi daha çok arttırıyormuş. O yüzden kuzey ve güney yönüne yapmakta fayda var. Tamam, ben şimdi ezberden gitmeyeyim, size anlatıyorum. Tutorial gibi olsun bu. Şimdi şöyle şeyin altına bir tane TNT koydunuz. Kuzey ve güney boylamında iki tane şey koydunuz, slime block koydunuz. Bir tane daha slime block şuraya koydunuz. Sonra şuradan da bağlantı yapacaksınız. Şu şekil. Nasıl göstereyim ben size buna? Bunu. Bakın şöyle bir görüntü çıkardınız ya. Bir tane TNT'ye yakın tarafa aşağı, bir tane de ters tarafa yukarı. Sonra şuraya bir tane detektör rail koydunuz. Üzerine vagon koydunuz. Vagon bunu tetikleyecek. Ama şuraya bir tane dead coral koymanız lazım. Yani herhangi bir tanesi olabilir. Ölü olanlar var ya. Bu normalde bunlar şu şekilde. Koral. Siz bu şekilde toplayacaksınız. Alacaksınız bunu buraya koyamayacaksınız. Ne güzel. Şuraya koyacaksınız abi. Koydunuz ya. Bu dışarıda olduğu için ölecek. Sonra bunu makasla. Bu suya temas etmediği için ölüyor. Makasla alacaksınız. Tabii ben kreatif de olduğum için alamıyorum. Ben direkt şuradan dead coral alayım direkt üzerime.
herhangi bir tanesi. Bir tane coral block aldık buraya ve bunu ileri geri itmemiz lazım abi şu sistemi. Şuna sinyal verdiğim zaman gidecektir. Biz ne yapalım? Bir tane blok alalım şuradan üzerimize. İlk önce bir tane de lever alalım. Lever mi alalım? Buton alalım hatta. Lever'dan daha sağlıklı olur. Bir tane de blok alalım. Şuna sinyal verip duralım şimdilik. Buraya koydum. Bakın. Sinyali verdim. Hop bir tane duplicate oldu. Aa arkaya mı yaptık biz onu? Ya da öne mi düştü? Bir saniye bir daha bakacağım ona. Ha yok tamam doğru yere koymuşuz. Bakın patladı ve şeyi kırdı. Gördünüz ilki aşağı düşmüştü. Aşağı düştü ama suyun içinde olduğu için bu üstteki blokları bile kıramadı. Bakın burada şeyler kırıldı. Bunların üzerinde kaldı. Şu kayıp olacak bizim için. Bunu almanın bir yöntemi yok. Buraya ikinci bir TNT düştüğü zaman bunları silecek. Ama şunların altındaki blokları kırdığı için şunları da silebilir. Ama şunların altındaki blokları kırınca bunlar aşağı düşecek. Şimdi biz bunu birazcık böyle çalıştıralım. Bakalım nereye kadar gücü var TNT'nin. Bakın o da yukarıda kaldı. Böyle bir ihtimal de var. Ama genelde o obsidyenin üzerine düşecek. O yüzden güvenlikle yapmaya çalıştım üzerine. Kıralım. Gücünü anlamaya çalışıyorum. Galiba 4 blok uzağına kadar kırıyor. Hatta 5 mi kırıyor lan? Bakın tekrar tekrar kırdığınızda her ilk seferinde hepsini kırmasa bile tekrar tekrar kırdığı zaman TNT'nin gücü yüksek. Diğerini kırıyor. Oğlum bunun gücü arttırılmıştı da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aşağı şey gelmiş. Trader. Çalıştıralım biraz daha. Bakalım kıramadığından emin olduktan sonra duralım. Hala kırıyor. O suya düştü. Bakın böyle şeyler olabiliyor ama o zarar veremeyecek etrafa. Bu da suya düştü. O yüzden TNT'yi şu her ittiğinde tek çalıştırmaktansa birazcık fazla çalıştırmakta fayda var. Onu suya attı galiba gene aynen. Bunu birazcık daha hızlı yapmak lazım. Göstereceğim şimdi o kısmında size. Şöyle bir emin olayım nereye kadar gittiğinden. Şunu da kırması lazım. Birazcık o bloğun köşesine doğru düşerse kıracak galiba. Heh, şimdi kıracaktır onu. Aynen. Bir tane daha kaldı orada. Galiba ona da yetiştikten sonra daha yetişemiyor musun? O sıra son sıra galiba. Şu sıra. Şu ikinci sıra şuradan. Tamam sanıyorum şurayı geçemiyor. Buradan ötesi yani biz garanti olsun diye iki blok daha obsidyen payı bırakmışız. Burayı zaten geçemiyor. Buradan yani şurası tamamen kırık olsa bile burada hiçbir blok olmasa bile şurada odun. Şurayı geçemeyecektir. Burayı kırıp da dışarı çıkma ihtimali yok. Bütün kırdığı blokları ve silmezse yerde bu itemların üzerinde kalan falan kalıp da silmezse hepsini alacağız abi. Mesela şu kadarcık bir bloktan ne kadar elde etmişiz bir bakalım. Güzel değil mi abi? 2,5 stack sadece şu bir kütükten elde etmişiz. Burada da bir kaç vardı? Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kere 5'ten 35 saplingten yani 35 saplingten full otomatik şekilde şey çıkarmışız. 2,5 stack çıkarmışız. 35 sapling demek burası. Şu kırdığı yer. 7 çarpı 5. Tamam. Şimdi abi şu saati tabii ki böyle manuel çalıştırmayacağız. Şunu kıralım. Bunu bir hopper timer'a bağlayabiliriz. Hopper timer'a bağlayalım hatta. Şöyle üzerimi boşaltsam olur. Bir tane hopper alalım. Stack'e piston alalım. Komparatör alalım. Normal şey alalım ve birazcık da blok alalım. Gene gold blok alalım. Şimdi sen buraya geldiğin zaman çalış abi. Onu terse itince de şunu şuraya koyalım. Burama aynen doğru. Bunu tekrar terse itince de şeyi bıraksın. TNT'yi bıraksın. Ondan sonra şuraya şöyle yapalım. Altını dolduruyorum. Şöyle bir şekil çıkaracaksınız. Şu şekil. Hemen şuraya koyduk. Ve şuraya da hopperlarını atalım. Hopper timer artık anlatmıyorum. 1000 kere gösterdik çünkü biliyorsunuz. Şuraya komparatör, şuraya komparatör, şuraya reston, şuraya reston. Bunun içine item attığımız zaman da şöyle hatta üstünü kapatayım önce. Bunun içine item attığımız zaman da ne kadar item atalım? Şöyle 16 item kafi. Şimdi 16 itemde bir sürekli bu TNT duplicator çalışacak. Bir tane bıraktı. Saat çalıştı, terse gitti. Şimdi tekrar çalışınca bir tane daha bırakacak.
Evet, bir tane daha bıraktı. Bu boşa gitti abi. O yüzden bunu bir tık hızlı yapmanıza fayda var. Yani siz bunun hızını, doldurma hızını, siz şurayı yetişmeyin abi. Bu TNT'nin hızına yetişemeyin. TNT daha hızlı kırsın sizin ektiğiniz fidandan. Bakın gene boşa gitme ihtimali var. Tabii bunu böyle yapmayacağız. Gene bunu kitlemek için falan uğraşmayalım. Şuradan, pardon, bir alttan olacak. Kitleme mekanizması kurmak için bir tane redstone torch alalım. Ve bunu, pardon, şuraya redstone torch'u koyduğunuz zaman bu hopper'a sinyal geldiği için artık bırakamayacaktır. Ve saati kitlemiş oluyoruz. Öndeyken mi kilitledin lan? Öndeyken kitleme, arkadayken kitle. Duplicate ettikten sonra bir bakayım öbürüne veririz olmadı sinyali. Aynen. Bunu, öbürünü kitleyelim. Şunu kitle abi. Hop, kitledik. Tamam. Bu daha item bırakamıyor. Hatta şunları çekelim. 16 item vardı değil mi içinde? Hop, şöyle yapalım. Bir tane daha fırlattı. Tamam. Aa, bakın o sırayı. Ha yok, tamam, kırmamış. Biz kırmıştık orayı. Tamam, bu böyle ya. Şimdi şuraya bir tane mekanizma kuralım. Nasıl kuralım onu da? Şunu arkasına alabiliriz. Şu şekilde yineleyicisini. Şunun da kitlemesini şuradan yapabiliriz. Şuraya gel. Şöyle kitleyelim. Aa, sen olmazsın. Sen bunu açıyorsun. Aslında sıkıntı olur mu? Bir şey deneyeceğim. Şuraya pressure plate. Biz burada duracağız ya. Şuraya bir pressure plate atalım. Şuraya sinyali taşıyacağım. Hatta şöyle çevirelim biz bu sinyali. Şöyle gel. Repeater ver bir tane. Blow'a sinyali sokalım direkt. Bakın çalışıyor. Şeyde sıkıntı olur mu? Bir tane sapling versene sen bana. Ha, şuradaymış sapling zaten. Heh. Lan çık. Şöyle sapling ektim bir tane. Bakıyorum. Büyüdüğü zaman sıkıntı olacak mı? Ha yok, tamam. Güzel. O şeye sinyal geldiği için bir tırsmıştım ama çekildiğiniz zaman da mekanizma duracak. Süper değil mi abi? Tamam. Şimdi şunu yukarıya taşıma kısmı kaldı. Tamam. Minik bir aradan sonra geldim. Şimdi şunu kitlemek için de şuradan bir sinyal çekeceğiz. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Şimdi biliyorsunuz bunlar ters çevriliyor. Şu neydi bunun adı? Redstone torchlar. Böyle koyduğum zaman şu an çalışır durumda mesela. Bunu böyle aşağı kadar götüreceğiz. Bir kitli bırakalım önce. Bakın tekrar koyduğumda kitli kaldı. En üsttekini yanar durumda tutmamız lazım. Şöyle bir inelim aşağı. Nereye kadar geliyor? Şuradan da bastığımız zaman sinyali taşısın. Allah sen değil lan. Şuraya değil. Şuraya. Heh. Neredeyiz lan? Aha, yanda kalmış. Tamam, şuradan yana gelelim. Ve burası. Tamam, güzel. Şimdi gereksiz blokları kıracağız. Ama önce yukarıdan aşağı doğru gelelim de doğru bloğu şey yapalım. Olmadı bir blok aşağı bir blok yukarı taşırız. O tam denk geldi. Süper. Ama şeyine bakmam lazım. Full torch koyduğum zaman en üsttekinin şu durumdayken, basmıyorken, sinyal gitmiyorken yanıyor olması lazım en üsttekinin. Bakalım. En üstteki yanıyor. Aa, tam denk geldi. Ne güzel oldu lan. Yüksekliğini güzel ayarlamışız. Bak, bu TNT duplicator'ın yüksekliğini şu torch tower'ın, torch kulesinin yüksekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Şuraya inelim. Buradan sinyali güçlendirerek çıkaralım. Ve şuradan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, güzel. Tekrar ekleme yapmamıza gerek yok. Ve şuraya da bir tane repeater koyduk. Bu bloğa sinyal verince mekanizmayı ters çevirecek komple. Ve TNT duplicator'ımız da çalışacak. Tamam, sanıyorum bitti. Şimdi başka bir eksiğimiz yok. Biz artık sadece buraya gelip şöyle üzerimi boşaltıyorum. Elimize fidanı alıp, hatta şöyle boşaltayım. Buraya geldiğimiz zaman bakın mekanizma pıt 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 çalışıyor. Sadece şuraya bakarak sağ klik basılı tutmak kalıyor. Hop, sistem çalışıyor ve birazdan TNT'lerin sesleri de gelmeye başlayacak. Aynen bu şekilde. Üzerime fazladan bir sapling geldi. Bir ekmiştim, bir geldi. Elma geldi, çubuk geldi. Şimdi buraya gelenleri biz zaten genelde üzerimize alıyoruz ama buraya gelmeyenler de olacaktır. Buraya gelmeyenler için mesela şuraya bir sandık atabiliriz. Bir sandık alalım şuradan. Nerede sandığımız, nereye koyabiliriz daha doğrusu? Sandığımızı şöyle koysak.
Öyle değil. Sandığımızı şöyle koysak ve buna şöyle bir hopper bağlasak. Buraya düşenleri de biz şu şekilde toplasak. Hatta bunun altına düşmez. Buraya gerek yok. Buraya düşen itemler olabilir. Şurayı da koyalım. Ve bu tarafa da bağlayabiliriz bunu. Şuralara da gelebilir. Üzerimize gelmeyenleri de bu şekilde hopperlara düşürmüş oluruz. Hopperlara düşen saplingler, çubuklar ve diğer şeyleri de orada sandığa depolayabiliriz. Bu şekilde geleceğiz. Şurada sağ klik basılı bırakacağız. Ve bizim üzerimize gelmeyen saplingler de diğer tarafta kırılan varsa, mesela kırdı şu an ya. Diyelim ki bu taraftan da kırdı. Böyle buradan sapling düştü bu tarafa, bunun içine. Biz geleceğiz buradan sandıktan toplayacağız onları. Gelmedi mi lan hala? Ha, şey kilitlendi. Bıraktığımız zaman şuradaki şey sinyal kilitleniyor ya. Şöyle basayım birazcık da o sinyal bir çekilsin. Hatta bir tane daha ekeyim o ara. Tamam. Şimdi geleceğiz ve buraya sandığımıza gelmiş olacak. Saplingleri burada bulacağız. Sistem bu kadar. Şimdi ben bunun aynısını gidiyorum. Survival'da, Noobcraft dünyamızda yapıyorum abi. Ondan sonra birazcık AFK bırakıyorum. Tabii benim için 1-2 gün geçecek, sizin için birkaç dakika sonra görüşürüz. Evet millet, geldim tekrar ve şu an AFK'ydım burada ve şöyle çıkalım. Şu bir sapling daha açacak, onu da alayım. Şöyle F1 açtım mı? Tamam. Üzerim dolmuş. Yaklaşık 1 saattir burada AFK'yım. Şunları atayım şöyle. Saplingler üzerime gelmeyenler, bazıları buraya geliyor. Çoğunluğu üzerime geliyor. Sistemde de neredeyse stoğum bitecek. Bu stokları kasmak için biraz uğraştım. Dışarıda biraz sapling kastım. Bir 4 stack falan bizim Mustafa'dan aldım, Quartex'ten. O da yün lazımdı ona. Mavi yün mü? Hani bizim yün farmından çıkan açık mavi yünlerden verdim. Şöyle oyunun sesini biraz açayım. Burada AFK'yım diye kısmıştım. Size daha az gelmesin lan, sesi bulamadım yarım saat. Şöyle 15'ler iyidir. Şimdi bakalım bir saatte ne gelmiş abi. Size tam bir saatlik verimini göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet güzel değil mi? Bir saatlik verimimiz bu. Tabii bu şimdi tek bir seferlik bırakışımız. Yanıltıcı olabilir. Burada gördüğünüz gibi iki sandık daha var. Şu sandık mı boş? Hemen şuraya bir atalım abi. Şunu da alayım. Ben 3 sefer çeşitli vakitlerde bıraktım ve deneme yaptım. Şimdi mesela ilk seferde böyle bir şey geldi. Yani böyle bir stok geldi bir saatte. Sonra böyle bir stok geldi. Mesela bakın burada biraz daha az. Sonra da böyle bir stok geldi. Yani aslında aşağı yukarı 3 yani 3 sırayı dolduruyoruz. Yani bir şalkırı doldurabiliyoruz abi ve 3-4 stack daha ekstradan malzeme alabiliyoruz ortalama olarak. Mesela 4 stack bıraktım. 4 stack bıraktım. Buraya yükleyeyim bakayım. Hatta 4 stack değil, 3 stack falan olacak galiba şöyle ortalamasını alırsak. Yani yaklaşık. Tam sayıyı anlamaya çalışıyorum. Şöyle 48 yapsam burayı. Burası da 45 olur. Tamam, aynen. Bak, ortalama 3 kere denememin ortalaması aşağı yukarı bu abi. Yani 1 saatte verimi bu. Oldukça verimli. Ben bunu sabaha kadar bırakabilirsem, ki şu an bırakamıyorum çünkü o kadar sapling yok üzerimde. Saplingleri üzerime ata ata en sonunda sistem saplingi bitiriyor ve elimdeki 64'lük de bitince üzerimde kalıyor hepsi veya burada hopperların içinde kalıyor. Bunları böyle şuraya bir sandık ekledim. İstersen bunu bu arada şuraya da bağlayabilirim de çubuk mubuk da atacak bu sefer üzerime. Gelen her şeyi atacak ve sistemi arkadan uzatmam, dolaştırmam gerekiyordu. Gerek yok ona. Zaten o kadar uzun süreler AFK bırakmayı düşünmüyorum. Buradan saplingleri yükleyeceğim ve buraya hopper'a gelecekler onlar. Ama şurayı birazcık manuel olarak doldurmam lazım. Şöyle bir sıkıntı var. Sapling karına geçemiyorum abi. Bıraktığım zaman mesela bir saat bıraktığım zaman işte bir 15-20 tane sapling kaybım oluyor. İlk başladığım hale göre. O yüzden bayağı bir doldurmam lazım bunu ki sabaha kadar bırakmak istiyorsam şunu ağzına kadar doldurmak istiyorum. Ki öyle bırakabileyim, 7-8 saat bırakırım. Bu sefer rahatlık olur. Birazcık sapling stoğu yapmak lazım başta. Ama farmı da dediğim gibi buraya Noobcraft dünyamıza yaptık ve sanıyorum odun sorunumuz çözüldü. Ben sadece 1-2 gün denemek için bıraktım AFK. Hani öyle saatlerce falan bırakmadım ne kadar çıkıyor diye. Şimdi burası boş. Şurada biraz malzememiz var. Burada da aynen şu kadar falan çıkmış. Bunlar saatlik denememin dışında ilk farmı denerken yaptığım şeyler. Çünkü şöyle bir şey yaptım. Bu TNT'nin o kadar çok atmasına gerek yok dedim. Hani bu zaten 7 blok ağaç itmesi lazım.
Ondan sonra ön itecek. TNT'yi dedim işte aşağı yukarı o sürede bir bıraktırsam yeter ama işte onun için de mesela 3 stack malzeme koymuştum bunun içine. Abi 3 stack malzeme koyduğum için sistem sürekli kilitleniyordu. 3 stack falan koymayın. Siz de benim yaptığım hatayı yapmayın. Çok az malzeme koyun. Bırakın TNT sürekli atsın abi. 16 taneye düşürdük en son. Bırakın TNT sürekli atsın. Buraya düşsün o malzemeler. Şey, TNT'ler zaten bazıları yere suya gidiyor göstermiştim size biraz önce. O yere gidenler zaten şeye damage veremiyor odunlara. Onlar da işte bizim süre kaybımız oluyor. Bırakın bol bol atsın. Şuraya denk geldikçe kırsın. Şu anda sistem tıkanmadan vızır vızır çalışıyor. Şurada gene o sıkıntıyı anlamaya çalışırken arkasına fazla ile beraber dedik ki ulan acaba hani sinyal çok hızlı tıklıyordu o yüzden mi oluyor? O yüzden birer sıra geciktirdik, repeater attık. Repeater atmanıza muhtemelen gerek olmaz. Ben serverdayım diye böyle sıkıntılar yaşıyorum. Muhtemelen siz yaşamazsınız. Tamam, sanıyorum bugünlük bu kadar yeter. Size Creative'de nasıl yapıldığını anlattım. Tane tane bir tutorial gibi video olsun istedim. Full otomatik odun farmımız var artık. Bone meal'ini ve sapling'ini bastığımız zaman istediğimiz kadar AFK bırakabiliriz. Size kalmış. Ben bone meal'leri de mesela şuradan eklemiştim. Şöyle onu da göstereyim size. Çıkmadan. Şöyle yana geçeyim şurada. Bakın burada bir sürü sandık göreceksiniz. Şu aşağıdaki dropper'a bone meal ileten 1, 2, 3, 4, 5 çiftli sandık atmışım. Daha da uzatabilirsiniz. Size kalmış. Ben böyle karman çorman yaptım ama siz sıralı da yapabilirsiniz abi. Ben büyütmemek için böyle yaptım. Şurada da biraz bone meal stoğu mutlaka bulunduruyorum. O buraya kadar gelmiş. Tamam. Bu kadar yeter. Şöyle bir ağaç farmımız var. Güzel bir tutorial olduğunu düşünüyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar da bu tutorial'dan bakarak yapabilirler. Normal bildiğimiz klasik ağaç farmını full otomatik hale getirdim. TNT'nin bu sene gelen özelliğiyle beraber bize kayıp vermemesi bu farmı yapmamıza olanak sağladı. Sanıyorum bugünlük bu kadar yeter. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.